Herkese merhabalar, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok lezzetli, tadı damağınızda kalacak bir açma tarifi vereceğim. Ve videoda görüyorsunuz ne kadar yumuşacık pamuk gibi olmuş. İçini de bölüp sizlere göstereceğim. Bu görüntüyü gördükten sonra artık mutlaka bu tarifi denersiniz. Denemenizi ısrarla tavsiye ettiğim tariflerden biri daha. Sözü uzatmadan tarife başlıyorum. Yoğurma kabına bir su bardağı ılık sütü ekliyorum. Yarım su bardağı ılık su. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta, birinin sarısını üzeri için ayırdım. 2 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. 1 paket kuru maya ekliyorum. Mayayı ekledikten sonra iyice karıştıracağım. Karıştırdım. Ve şimdi ununu eklemeye başlıyorum. Yaklaşık 4,5-5 su bardağı un kullandım. Kaşığı çıkarıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Ve ayrıca açıklama kısmında ayrıntılı malzeme listesi yazacak. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Alt yazılı izlemek isteyenler videonun sağ üst köşesindeki 3 noktadan istediği dilde alt yazıya ulaşabilirler. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da tereyağını ekleyip bu şekilde bir 5 dakika yoğuracağım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Sizlere daha yakından gösteriyorum. Şimdi mayalanması için kapağını kapatıp en az 1 saat bekleyeceğim. Ve hamurum mayalandı. Hamuru güzelce toparlıyorum. Hamurumdan böyle mandalina büyüklüğünde bezeler koparacağım. Son bezemi de tuttum. Tam hamurumu 12 eşit parçaya böldüm. Ve açmalarıma şekil vermeye başlıyorum. Lütfen bu aşamada videoyu dikkatli izleyin. Videoda gördüğünüz gibi hamuru böyle uzun olacak şekilde açıyorum. Ve oda sıcaklığına gelmiş tereyağından biraz hamurun üzerine sürüyorum. Bu şekilde ruletle kesiyorum. Uç kısmından hafif yan olacak şekilde hamurumu kıvırıyorum. Daha sonra ucunu birleştiriyorum. Ve bu şekilde tepsiye koyuyorum. Tekrar gösteriyorum. Lütfen videoyu dikkatli izleyin. Şekil vermesi de yapması da çok basit ve eğlenceli. İşte hepsi bu kadar. Ve açmalarımın tamamını hazırladım. Üzerini örtüp bir 20 dakika bekleteceğim. 20 dakikanın ardından üzerine 1 adet yumurta kırdım ve daha önceden ayırmış olduğum bir yumurta sarısını iyice çırptım. Ve üzerlerine güzelce sürüyorum. Yumurta sarılarını sürdükten sonra susam ekliyorum biraz. Susamı da ekledikten sonra önceden ısıttığım 185 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika arası pişirdim. Açmalarım harika oldu. Bu görüntü gerçekten benim konuşmama gerek bırakmıyor. Pamuk gibi çok lezzetli açmalar, mutlaka deneyin. Lezzetine bakın ve sizler de bana yorumlarınızı yazın.
Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.